Merhaba arkadaşlar, bu videoda Asus Zenfone 3 Max modelinin kutu açılışını yapacağız. Kutudan neler çıkıyor, cihaz hakkındaki ön izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağım. Cihazın kutusuna baktığımız zaman genel olarak diğer Zenfone modellerindeki kutulara benziyor. Yani herhangi bir değişiklik yok. Cihaz özelliklerini gösteren kutucuklar var. Alt tarafında cihaz hakkında bilgiler veren bir bölüm var. En dışarıda şimdi Max modeli bataryaya yönelik yapıldığı için 4100 mAh batarya konmuş. Dilerseniz kutuyu açarak başlayalım. İlk olarak kutuyu açıyoruz. Cihazın açılışı biraz yordu. Neyse ki kutuyu açtık. Diyemeyeceğim. Tamam. Evet. Bunları bir kenara alalım. Cihazın garanti kitapçığı da vardı. Türkiye'de satılan modeller Bilkom garantili olarak geliyor. Bilginiz olsun. Kutucuk tarafı koyalım. Cihazı açalım. Cihazımız bu şekilde. Telefonu bir yana koyalım. Diğer yandan kutudan neler çıkıyor? Kullanım kılavuzu, garanti belgesi, şarj cihazı, sanırım OTG kablosu muhtemelen diğer telefonları şarj etmek için de kullanılabilir. Şarj cihazının kablosu var. Standart USB girişi, bildiğiniz gibi Zenfone 3'te Type-C girişi vardı. Bunda normal Android'ler için kullanılan USB girişi var. Diğer yönden SIM kartını çıkıp takarmak için bir aparat var. Kutudan çıkanlar bu şekilde. Şarj cihazı başlığı. Şarj için kablo. OTG kablosu diğer telefonları şarj etmek için kullanacağız. SIM kartı takıp çıkarmak için bir aparat. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. Bilkom garanti olarak geldiğini söylemişti. Bir de telefon, bir de kutumuz. Bunların hepsini bir kenara alalım. Cihazımıza bakalım. Cihazımız bu şekilde. Zenfone 3 Max modeli. Açalım isterseniz. Siyah ön panel tamamen siyah ve gri renklerde. Tasarım olarak biraz güzel görünüyor açıkçası Zenfone 3 Max. Ayrıca ön taraf itibariyle iPhone 6S'e benziyor. Ortadaki tuşu saymazsak. Hemen arkada parmak izi okuyucusu var, kamerası var. Cihazın özelliklerine bakacak olursak şu ön tarafta gördüğümüz panel 5.2 inç genişliğinde ve bu ekran HD çözünürlükte 1280x720, ayrıca 282 ppi piksel yoğunluğunda. Arka tarafta 13 megapiksel kamerası var, ön tarafta 5 megapiksel kamerası var. Donanımına bakacak olursak elimdeki model 520 TL modelidir. Bunda 3 GB RAM bulunuyor. Ayrıca MediaTek MT6737M işlemciyle geliyor. Bu işlemci 4 çekirdekli
1.25 GHz hızında Cortex-A53. Depolaması 32 GB. Android Marshmallow 6.0.1 kullanılıyor. Asus Zenfone 3.0 bulunuyor içinde. Asus'un kendi arayüzü diyelim daha doğrusu. Cihazın üst tarafında kulaklık girişi var. Alt tarafında ise USB girişi var. Hoparlörler arka tarafa alınmış. Hoparlörler Zenfone 3'te şeydeydi, alttaydı. Alt taraftaydı, evet. Bu da tekrar Zenfone 2'de olduğu gibi arka tarafa alınmış. Tasarım olarak Zenfone Max'ten bayağı bir farklı. Ses tuşları sağ tarafa alınmış. Ses ve güç tuşu. Onun dışında flash çift tonlu olsa gerek ya da tek tonlu galiba. Cihazımızı açalım. Açtık. Tasarım olarak çok ele oturan bir yapısı var. Son derece yani kaba da değil. Zenfone Max'i kullananlar bilirler. O 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran sahipti ve biraz kaba bir telefondu. Bu boyut itibariyle hem küçük, tabii batarya olarak da küçük. Bunda 4100 mAh var. Diğer normal Zenfone Max'te 5000 mAh'di. Bu modelin üst seviyesi var. O bildiğim kadarıyla 5.5 inç. Yine aynı şekilde boyutu büyük bir modelde. İki tane model çıkarmışlar. Zaten Zenfone Max modeli ilk çıktığında bataryası yönünden bayağı övülmüştü. Ardından Asus Zenfone Max'i biraz daha güncelleyerek, yani 3 GB RAM işte biraz daha donanımsal olarak yükselterek güncellemişti modeli. Model beğenildikten sonra bu kez Zenfone Max ailesini genişletmek amacıyla Zenfone 3'ün Max modelini çıkardılar. Muhtemelen bu devam edecektir. Seri yeni modeller de eklenecektir. Cihazımız açılıyor. Cihazın arka tarafında işte cihaz modelinin bulunduğu bir e-mail numaralarının bulunduğu bir bölüm var. Normalde Türkiye yasalarına göre bunun telefonun herhangi bir yerine işletilmesi gerekiyordu. Asus bu yönden bayağı sorun yaşadı. Yani bir sticker yardımıyla arkaya yapıştırmışlar. Bunu bu şekilde kaldırabiliriz. Bu kaldırdığımız zaman cihazın arka tarafı son derece sade görünüyor. İlk rulüm ekranı geldi karşımıza. Türkçeyi seçelim. İlerleyelim. Telefonumuzu kurulumunu tamamladık sayılır. Şu ana parmak izini eklemeyelim. İlerleyelim. Gördüğünüz gibi Google Drive 100 GB ücretsiz depolama veriyor. Kurulumu tamamladık. Telefonumuz açıldı. Gördüğünüz gibi son derece Asus'un çok iyi bir arayüzü var. Dikkat ederseniz Zenfone 3'te bulunan alt taraftaki kapasitif tuşlar artık yok. Tamamen dokunmatiğe dönüşmüş. Ben bunu yeni telefon açıldığında fark ettim. Kutu açılışına hiç bahsetmedim o özellikle. Cihazın Android sürümü. Android 6. Kamerası. Kamerası falan bakalım.
Cihazın en önemli özelliği yüksek batarya kapasitesi. Ve yüksek pil kapasitesi ve uygun boyutu daha doğrusu. Bu yüksek pil kapasitesinin ilerleyen günlerde ne kadar gittiğini, oyunlarda nasıl performans verdiğini anlatan bir video.